Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber bal kabağının tam da mevsimiyken tam kıvamında mis gibi bir bal kabağı tatlısı yapacağız. Bal kabağı tatlımız için şöyle 2 kilogram kadar bal kabağım var ve 2,5 su bardağı kadar da toz şeker kullanacağım. Arkadaşlar ben bal kabaklarımı güzelce soydum, doğradım ve yıkadım. Şöyle iri olacak şekilde doğradım bal kabaklarımı. Bal kabaklarımızı doğrarken çok fazla küçültmemeye özen gösterelim. Şimdi bal kabağı tatlımı pişirmek için genişçe bir tencere tercih ettim. Hemen şöyle kabaklarımı tencereme ekliyorum. Tek sıra olacak şekilde. Evet. Evet, güzelce yerleştirdik. Şimdi üzerine toz şekerimizi döküyoruz. Her yerine ulaşacak şekilde. Arkadaşlar, ben 2 kilogram bal kabağına 2,5 su bardağı kadar toz şeker kullanıyorum. Ben kabak tatlımı biraz bol şekerli seviyorum. O yüzden şeker miktarımı biraz bol tuttum. Siz bal kabağı tatlınızı az şekerli seviyorsanız şeker miktarını azaltabilirsiniz. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet, kabak tatlımı ocağıma aldım. Ocağımın altı açık şu anda. Hemen tenceremin kapağını kapatıyorum. Bu şekilde güzelce şekerim eriyip kabağım suyunu salana kadar kısık ateşte pişirmeye devam edeceğim. Evet, bal kabağım güzelce suyunu saldı. Şekerim de gördüğünüz gibi güzelce eridi içerisinde. Şimdi kısık ateşte bu şekilde kabaklarım hafif yumuşayana kadar güzelce pişirmeye devam edeceğim. Herhangi bir pişme süresi vermek istemiyorum. Çünkü bal kabağının cinsine göre pişme süresi değişebiliyor. O yüzden bu şekilde kısık ateşte hafif yumuşayana kadar pişirmeye devam edeceğim. Bal kabağım güzelce yumuşamaya başladı. Ocağımın altını kapattım. Şöyle çatalla kontrol ettiğimde de gördüğünüz gibi çatalım batıyor içerisine. Şimdi artık ocağımda pişirmeyeceğim. Tepsimi alacağım ve bal kabağımı fırınlayacağım. Evet, şimdi şöyle genişçe bir borcam tepsi aldım. Hemen tatlımı yavaşça dökeceğim. Parçalanmasını istemiyorum çünkü. Yavaş yavaş. Şöyle bir çatal yardımıyla da güzelce dizebiliriz tepsimizi, çok fazla bastırmadan. Eğer çok fazla bastırırsak kabaklarımız dağılabilir. Evet. Bu şekilde. Şimdi bal kabağımı bir de fırınlayacağım. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar fırınlayacağım. Kabak tatlım fırından çıktı. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar 220 derecelik fırınımda güzelce pişirdim kabak tatlımı. Şimdi soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra servis edeceğim. Kabak tatlımı servis tabağıma aldım. Üzerini tahin ve cevizle güzelce süsledim. Tatlım servisi hazır. Size hemen kıvamını da göstereceğim. Dokusunu. Muhteşem bir lezzeti var. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.